Şimdi sizlerle yakın tarihimizdeki acı bir hadisenin hikayesini paylaşmak istiyorum. Milli mücadeleyi zafere ulaştırıp Cumhuriyetimizi kurduğumuzda ordumuzu güçlendirmek için savaş uçağı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun için şehirlerimiz kendi işlerinde kampanya düzenleyerek ordumuza isimlerini taşıyacak birer uçak almaya çalışıyorlar. Bu çerçevede bağışta bulunması için Nuri Demirağ'a gidiliyor. Nuri Demirağ kendisinden bağış isteyenlere, madem milletimiz tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bunu başkalarının lütfuna bırakamayız. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim diyor. Nuri Demirağ'ın sahip olduğu vizyon o dönemin yöneticilerinde olmadığı için maalesef bu teşebbüs acı bir şekilde sonuçlanıyor. İşte Hürkuş'un ilk örneği olduğu kendi uçağımızı yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık. Bir daha böyle durumlara düşmemek için en büyük güvencemiz ve umudumuz Teknofest kuşağıdır. Ne Z kuşağı ne Y kuşağı. Teknofest kuşağı. Sevgili gençler, şimdi birileri bütün bunlar eskiden niye yapılmamış da bugün gündeme geliyor diye soracaktır. Bu soruyu aslında eski Türkiye'nin aktörlerine, eski Türkiye vaadiyle yeniden ülkenin yönetimine talip olanlara yöneltmek lazım. Gerçekten de Türkiye tüm bu teknolojik atılımları, hadi daha öncesini bir kenara bıraktım, son 60-70 yılda niye yapmadı acaba? Ülkemizin bu dönemine baktığımızda cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Gençlerimizi kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Sünni Alevi diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman şucu bucu diyerek birbirlerine kırdırtanların böyle bir derdi olması mümkün mü? Bugün hala aynı kirli oyunların tahrikini yapanların, aynı sinsi tuzakları önümüze döşeyenlerin böyle bir gündemi olması mümkün mü? Ne diyor Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. İşte Akıncı, İşte Kızıl Elma. Evet, 26 Ağustos'ta neredeydik? Malazgirt'te. Geldik Fatih ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla Gazi Mustafa Kemal'e. Ve şimdi onunla beraber bizler de bu yolda yürüyoruz. Bizim niyetimizde, gayretimizde, başarımızda, yaptıklarımızda ortadadır. Laf ola beri gere yok. Bizim işimiz var. Bizim yapacaklarımız var. İnsanlarımızı birbirine düşman etmekten, yalanla, iftira ile, çarpıtmayla vakit öğütmekten, pişkince ortada gezmekten başka numarası olmayanlar bu dediklerimizi anlayamazlar. Ecdadın dediği gibi, kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, biz eserlerimizle milletimizin karşısındayız. Gençlerimizin karşısındayız. Eseri olmayanların takdirini de sizlere bırakıyoruz. Bir zamanlar Amerika'sından Avrupa'sına, Rusya'sından Japonya'sına, hatta Hindistan'ından Brezilya'sına kadar nice ülkeler harıl harıl çalışarak teknoloji üretirken bizimkiler vesayet ve darbe bataklığında çırpınıyordu. Onlar gençlerini teknolojiyle, bilimle, erdemle yoğurarak yetiştirirken
Bizdekiler üniversite kapılarında, evet, benim başörtülü kızlarımı, bacılarımı üniversiteye almamakla uğraştılar. Gelişmiş ülkeler, dünyanın dört bir yanından gelen insanları kalkınma atılımlarının desteği haline dönüştürürken, bizimkiler henüz kendi vatandaşlarına bile asgari insani şartları sağlamayı başaramıyor. Tüm bu yaşananlarda siyasetçisinden bürokratına, iş insanından akademisyenine herkesin payı vardır. Herkesin sorumluluğu vardır. En son FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile tek başına Türkiye'nin nelere rağmen bugünlere geldiğinin ispatıdır. Bu FETÖ değil mi ya başörtü için teferruattır diyen? Teferruattır. Yazıklar olsun. Hoca diye geçin ama başörtüsüne teferruattır de. Şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? Amerika'nın. Kimin dost? Kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika Dede Ağaca, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerlere fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah hep birlikte bunlara fırsat, hazır mıyız ona? Eyvallah. Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır. Fedakarlık gerektirecektir. Bedel ödettirecektir. Ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir.